Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün iki renkli bohça mantımızla beraberiz. Haydi hep beraber nasıl yapıldığını öğrenmek için videomuza başlayalım arkadaşlar. Tenceremize 10-15 yaprak kadar yıkanmış ıspanaklarımızı koyuyoruz. 10-15 yaprak yeterli arkadaşlar. 1 su bardağı sıcak suyla ıspanaklarımızı haşlıyoruz. 2-3 dakika haşladığımız ıspanaklarımızı robottan geçiriyoruz. Onu dinlen e, soğutmaya bırakıyoruz arkadaşlar. Bu arada düz olan hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. 1 e, su bardağı su, 1 bir yumurta, biraz tuz ve 5 su bardağı kadar unla sade olan hamurumuzu yoğuruyoruz ıspanak suyumuz soğuyana kadar. 2 renkli olacağı için 2 adet hamur yoğuracağız arkadaşlar. Ispanaklı hamurumuza geçiyoruz şimdi. Bir su bardağı ıspanak suyu, bir yumurta, tuz ve unla renkli olan mantımızın hamurunu yoğurmaya başlıyoruz. Yaklaşık 5 su bardağı kadar siz onu kendiniz ayarlarsınız. Şimdi iki çeşit hamurumuzu elde ettik. Bir ıspanaklı renkli, diğeri sade olan hamurumuzu hazırladık arkadaşlar. Ispanağımızı haşlarken çok su koymayın çünkü hamura girdiği zaman rengi açılıyor arkadaşlar. O yüzden bir su bardağı suyla haşlayın ıspanaklarınızı, onu robottan geçirin güzelce. Bir su bardağı kadar suyumuzu elde ettikten sonra renkli hamurumuzu yoğuralım. Şimdi iki çeşit hamurumuzu biraz dinlendirmeye alacağız. Bu arada içimizi hazırlamaya başlayacağız. İçimiz için 300 gram kıyma bir büyük boy havuç rendesi havucumuzu rendeledik 300 gram kadar kıymamız var bir büyük boy havucumuzu katıyoruz kıymamızın üzerine 2 su bardağı yeşil mercimek haşladım soğuttum 2 su bardağı kadar yeşil mercimeğimizi koyuyoruz çok mükemmel bir lezzet oldu arkadaşlar mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum Hiç pişman olmayacağınız bir lezzet Daha sonra e, 9 adet kadar Taze soğan ince ince kıyıyorum Mantımızın içinde taze soğan Haşlanmış yeşil mercimek e, Bir büyük boy havuç ve de 300 gram kadar kıymamız olacak İnce ince yeşil taze soğanlarımızı da kıyıyoruz. Bu şekilde içimizde çok lezzetli oldu. Mükemmel bir lezzet. Taze soğanın uçlarını bıraktım arkadaşlar biraz fazla gelecek gibi oldu. Ondan sonra salatalarımıza değerlendirme yapacağız. 9 adet kadar yeterli oldu. Güzelce yıkadım taze soğanlarımı süzdürdüm. Uçlarını daha sonra salatamıza değerlendireceğiz. Güzelce taze soğanlarımızı da karıştıracağız şimdi. 1 tatlı kaşığı kadar karabiberimiz var. Karabiber de mantılarımızda çok lezzet veriyor hamur işlerinde. 1,5 da koyabiliriz. Biraz daha ekledim ben sonradan. Karabiber ve tuzumuz var arkadaşlar. Bir tatlı, 1,5 bir tatlı kaşığı kadar. Tabi tuzunuzu siz kendiniz ayarlarsınız. Bazen hani e, tuzlu yemeyen arkadaşlarımız olabiliyor. O yüzden bunu şimdi güzelce harmanlıyoruz, karıştırarak, hafif ezdirmeden yoğuruyoruz arkadaşlar. Tuzumuzu da karabiberimizi koyduk. Fazla ezdirmeden mercimeklerimizi kıymayla, harcıyla harmanlamamız için karıştırıyoruz. Mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Bu benim yapmış olduğum tarif 4-5 kişilik oldu. Yani 5 kişiye tamamen doyurucu bir şekilde yetecek bir tarif oldu. Daha da e, az yapmak isterseniz şayet bir e, çay bardağı suyla iki hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Ben bir su bardağı yoğurdum. Bir bir su bardağı suyla yoğurdum. Şimdi buna içini kuru kalmaması için yaklaşık e, iki parmak kadar sıvı yağımı ekliyorum. İçimizde kuru kalmasın diye. Sıvı yağımı da koydum ve tekrar güzelce karıştırdım. Şimdi artık içimiz hazır arkadaşlar. Hamurun yapılışına geçeceğiz şimdi. Hem görüntü olarak hem lezzet olarak mükemmel bir tarif oldu arkadaşlar. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka denemelisiniz. Hemen hamurumuzun açılmasına geçelim. Güzelce soframızı sildik. Unumuzu serpiyoruz. İlk önce arkadaşlar ıspanaklı hamurumuzu, renkli olan hamurumuzu açıyoruz. Daha sonra arasına beyaz olan hamurumuzu koyacağız. Şöyle uzunlamasına pide açar gibi uzunlamasına renkli olan hamurumuzu açıyoruz. Fazla aşırı unlamayın. Zaten yumuşacık çok güzel hamurumuz oldu. Bir de dinlendi biz içini hazırlarken. Bu şekilde açıyoruz hamurumuzu. Şöyle hafif uzunlamasına Baya bu mantımız bereketli oldu arkadaşlar. Yani 5-6 kişilik tam e, bu ölçüler o şekilde oldu. Bunu güzelce açtık. Şimdi hemen düz hamurumuzu rula şeklinde ortasına koyacağız arkadaşlar. Zaten hamurumuz çok güzel dinlendirdik ve özlendi. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Bunu ortasına koyacağız. Bunu açmamıza gerek olmayacak. Zaten rulo halinde keseceğiz birazdan bıçakla. Hamurumuzu alıyoruz ve de ortasına yerleştiriyoruz arkadaşlar rulomuzu hem görüntü açısından hem lezzet açısından mükemmel bir tat elde etmiş olduk. Bakın bu şekilde arasına koyduğumuz hamuru doluyoruz, kapatıyoruz ve de kesmeye başlayacağız. İkişer parmak kalınlığında bakın bu şekilde de göstereyim. Bereketli bir hamur elde etmiş olduk. Bakın. Aynı pasta gibi oldu. İçi beyaz, dışı yeşil. Bunu hemen ikişer parmak kadar kesiyoruz arkadaşlar. Hamurumuz da gayet güzel oldu. Bakın, iki renkli muhteşem bir görüntü hem faydalı vitaminli bir mantı elde. Kesmeye başlıyoruz. Müzik Hamurumuzu tek tek oklavamızla açıyoruz. Yumuşacık oldu zaten. Oklavamızı açıyoruz güzelce. Bakın içi beyaz dışı yeşil ve de lezzet açısından çok farklı bir mantı bu arkadaşlar. Muhakkak sizlerde yapacağınızı eminim. İçimizi koyuyoruz bolca. Çok güzel koktu içi de arkadaşlar. Tadına, tuzuna baktım. Çok güzel oldu. Bu şekilde bakın pile 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 yaparak bohçe şeklinde büküyoruz arkadaşlar mantılarımızı. Bakın altı beyaz, üstü yeşil oldu. Bu şekilde büzdürüyoruz. Muhteşem bir görüntüsü de oldu tek tek açarak bu şekilde pile pile içini doldurarak mantılarımızı büzüyoruz. Bakın içi beyaz, dışı yeşil olacak şekilde tek tek açarak devam ediyoruz işlemlerimize. Tam bir yemek kaşığı e, dolduruyor arkadaşlar mantımızın içine. Zaten mantılarımız çok büyük de değil, çok küçük de değil. Normal boyutta, bohça şeklinde büzdürüyoruz. Bakın muhteşem bir görüntü. Şimdi bunun modelini biraz daha farklı yapacağız. Uzunlamasına bohça yapacağız arkadaşlar. Bakın pile 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 yapıyoruz ve de bunu enlemesine bastırıyoruz arkadaşlar. Uzun bohça şeklinde oluyor. Bakın çok güzel oldu. Uzunlamasına içimizi koyuyoruz. güzelce pilelerimizi parmak uçlarımızla pilelerimizi yapıyoruz ve de uzunlamasına bastırıyoruz ki uzunlamasına bir modelimiz ortaya çıkıyor doyurucu besleyici mükemmel bir lezzet için bugün sizlerle olmaktan çok mutluyum bu şekilde içimizde tam yetti arkadaşlar Hamurumuz da bitti. İçimiz de bitti. Bakın. Tam ölçümüz tam oldu. Dediğim gibi daha fazla yapmak, az yapmak isterseniz bir çay bardağı suyla hamurunuzu yoğurursunuz. 5 kişilik yapmak isterseniz bir su bardağı suyla hamurunuzu yoğurursunuz. Tekrar uzunlamasına bastırıyoruz. Bakın. iki görüntü de çok güzel oldu. Şimdi tencereme sıvı yağımı koydum. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı koydum. Mantılarımı tencereme yerleştiriyorum. Ee, bunun yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Bu mantılarımızın altlarını sıvı yağla ilk önce bir kızartacağız kızarttıktan sonra sıcak suyla haşlama işlemine geçeceğiz. Bunun tarifi bu şekilde arkadaşlar. Altının kızarması ve suyla haşlanması çok lezzetli oluyor. Bu şekilde güzelce sıvı yağ dolu olan tenceremize mantılarımızı yerleştiriyoruz. Bakın zaten bu yaklaşık iki tencerede bitecek şekilde dediğim gibi 5 kişilik çünkü güzelce yerleştirdik alabildiği kadar. Hemen ay gazımızın altını yakıyoruz. Bakın çok güzel kızarmaya başladılar. İlk önce altlarını kızardıktan sonra sıcak suyumuzu ekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın muhteşem bir şekilde kızarmaya başladılar. Bu tarif gerçekten çok güzel oldu. Kapağımızı kapatmıştık zaten. Şimdi altının kızarmasına bir bakalım. Kızarmaya başlayınca sıcak suyumuzu ilave edeceğiz. Oh altları da misler gibi kızardı arkadaşlar. Bu işte çok lezzet veriyor. Güzel bir şekilde altları zaten hemen kızarıyor sıvı yağla beraber Şimdi hemen sıcak suyumuzu hazırlamıştık. Güzelce üzerine biraz geçesiye kadar sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Mis gibi koktu. Üzerine geçesiye kadar sıcak suyumuzu koyduk ve kapağını örtüyoruz. 15 dakika kadar pişirdik. Hemen ne yapıyoruz? Servisimize geçiyoruz arkadaşlar. İki renkli mantımızın servisi hazır arkadaşlar. Bakın. Birisi uzun bohça şeklinde, diğeri yuvarlak bohça şeklinde yaptık. Şimdi hemen keselim bir bakalım. Çok güzel koktu arkadaşlar. Tadı da çok lezzetli oldu. Biz az önce tadına baktık. Yumuşacık pişti. Sanki su böreği gibi oldu hamuru. Bu şekilde bakın çok güzel pişti. Hem çok doyurucu oldu. Bu şekilde muhteşem bir lezzet oldu. Biz sarımsaklı yoğurt hazırladık arkadaşlar. Mantımızın üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu sunuyoruz. Bu şekilde tereyağlı salçalı sosumuzu da hazırladık. Sarımsaklı yoğurdumuzun üzerine döküyoruz bir kısmını sarımsaklı yoğurtlu diğer kısmını da sadece salçalı soslu olarak servise hazırlıyoruz arkadaşlar mutlaka denemelisiniz hepinizi çok seviyorum bana abone olmayı unutmayın takip etmeyi unutmayın hoşçakalın ve hayırlı günler diliyorum sağlıcakla kalın